Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere mide asidinin önemi hakkında çok kıymetli bilgiler vereceğim. Mide asidi vücudumuzdaki en önemli sıvılardan biridir ve bu konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları da sizlere aktaracağım. Bu şaşırtıcı bilgiler hayatımızı nasıl etkiliyor ve ne sonuçlar doğuruyor? İşte şimdi bu önemli bilgileri sizlere söylemeye başlıyorum. Sindirim sırasında mide asidinin olması gereken pH değeri 1 ile 3 arasındadır. pH asitlik ve alkalilik yani baz gibi değerleri ölçmede kullanılan birimdir. Mide sıvısının pH değeri düşükse asidik, yükseldikçe alkali ya da bazik olur. Şemada da gördüğünüz gibi. Normalde kanımızın pH değeri 7 civarındadır. Tam ortadadır. Bazen duyarsınız alkali diyet ya da vücudumuzun alkali olmalı diye. Burada kastedilen mide sıvısı değil. Aksine mide sıvısının asidik olması, yani pH'ı 1 ile 3 arası olması sindirim için çok önemlidir. Bağırsaklarımızın ise alkali olması tercih edilir. Yiyeceklerin alımıyla sindirim ağızda başlar. Ağızdaki sindirim enzimleri besin alımıyla aktive olur ve bu durum midedeki sensörleri uyarır. Midede asit salgısı başlar ve bunun pH değeri sağlıklı kişilerde daha önce söylediğimiz gibi pH 1 ile 3 arasındadır. Yine mide asidi pH değeri 1 3 arası olduğunda safra kesesinden safra tuzları ve pankreastan da sindirim enzimleri salgılanır. Bunlar duodenum denen 12 parmak bağırsağına bağlıdır. Ayrıca sindirim için gerekli mide enzimi pepsinojen mideden salgılanır ve aktif sindirim görevi yapacak pepsine dönüşür. Mide yeteri kadar asidik değilse bu safra tuzları ve enzimler salgılanmaz. Midede de pepsin oluşmaz ve bunun sonucu hazımsızlık ve şişkinlik olur. Sayın izleyicilerim bu pH 1 ile 3 arası mide asidinin kuvvetini size şöyle anlatayım. Tahta masanıza bu sıvıyı damlatırsanız masayı deler ve aşağı damlar. Bu kadar kuvvetlidir. Tüm bu özelliğine rağmen yine de midemizin ürettiği özel koruyucu maddelerden dolayı da bu kuvvetli sıvı midenin kendisine zarar vermez. Ancak çeşitli nedenlerle yemek borusuna kaçarsa buranın koruması olmadığından yanma yapar. Şimdi gelelim diğer önemli noktalara. Midemizle yemek borusu arasında bir kapak görevi gören alt özofageal Sifinkter vardır. Bu kapakçık yine sensörler sayesinde mide asidi pH 1 ile 3 arası olduğunda yiyecek ve mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önlemek için kapanır. Anlatacağım önemli konu şudur. Reflü hastalığı eğer anatomik olarak bu kapakçıkta bir rahatsızlık yani buranın gevşekliği veya iltihabi bir durumu yoksa mide asidinin pH'i azaldıkça yani asitliği arttıkça değil tam tersine pH'i yükseldikçe yani asitliği azalınca oluşur. Çünkü asitlik azalınca sensörler çalışmaz ve özefagiyal yani yemek borusu sfinkteri yani kapakçı kapanmaz. Yemek sırasında dışarıdan alınan sıvılar mide asitliğini azaltabilir ve sindirim zorlaşır. Midede asit azlığı nedeniyle bulamaç halindeki besinler uzun süre midede kalır. Ayrıca mide ile duodenum arasındaki pilorik sfinkter de ortam yeteri kadar asit değilse ve yeteri kadar sindirim olmadığı düşünülerek açılmaz. Bu şekilde uzun süre kalan besinler midede fermente olurlar ve bakterilerin çoğalmasıyla bir gaz oluşur ve bu gazla basınç yaparak reflü oluşturur. Bu nedenle reflüde anti asit ve proton pompa inhibitörleri PPI kullanılması yanlıştır. Bunlar kullanıldığında asitlik daha da azalır. Oysa çeşitli anti asit ilaçları biz reflüde tedavi amaçlı kullanıyoruz ve mide asitliğini baskılayarak mide sıvılarını daha az asidik hale getiriyoruz. Bu bir çelişkidir. Burada mide asidinin aşırı yüksekliğiyle seyreden Zollinger-Ellison sendromlu hastaları ayrı tutuyorum. Bu mide asidini azaltan ilaçlar eğer yemek borusu ve midede anatomik kusurlar varsa ya da mide ülseri gibi durumlarda o da bu rahatsızlıkların tedavisi süresince kontrollü olmak şartıyla kullanılmalıdır. Bu ilaçları şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok uzun süre kullanılması kesinlikle önerilmez. Eğer bu durumda olanlar varsa lütfen doktorunuzla tekrar konuşun. Şüphesiz reflü ile ilgili tüm teşhisleri ve tedavileri ilgili uzman doktor uygulayacaktır. İlerleyen yaşlarda 50 ve üzeri yaşlar mide asit salgısı azalır. Yine aynı dönemlerde kişilerde reflü hastalığı da artmaktadır. Bu durum daha sonra mide kanseri dahil birçok hastalığa da neden olmaktadır. Mide asidini yeterli olup olmadığını anlamak için size karbonat testi yapmanızı önereceğim. Karbonat testi bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığının dörtte biri karbonat ekleyip karıştırıp açken içmelisiniz. 5 dakika içinde geğirme olmazsa asitliğiniz az demektir. Kimyasal olarak sodyum karbonat hidroklorik asit ile reaksiyona girerse karbondioksit gazının oluşması gerek. Şimdi size mide asit azlığının 10 belirtisinden bahsedeceğim. İlki yemek sonrası yorgunluk sizde oluşur. İkincisi şişkinlik, gaz ve sancısı olur. Üçüncüsü kötü ağız ve nefes kokusu. Dört kötü kokulu terleme. 5. Dış gıda sindirilmemiş yiyecekler. 6. Protein alındığında sindirimin daha zor olması. 7. Saç ve tırnaklarda zayıflık. 8. Reflü. 9. Vitamin ve mineral eksikliği. Ve 10. Kabızlık. Eğer reflünüz varsa yemekten 2-3 saat sonra yatmayı tercih edin. Baş kısmınızı yüksek tutun ve kanın bölgesine basınç oluşturacak giysilerden kaçının. Yine Reflüsü olan bir kişinin ya da reflü olmamak için nelere dikkat etmemiz gerekir diye bir özetlersek bu durumu azaltmak için reflü olasılığını azaltmak için sigara içilmemesi gerekmektedir. Koyu çay, kahve gibi ürünlerden aşırı tüketilmemeli. Soğan, sarımsak miktarına dikkat edilmesi. Bir öğünde çok fazla besin tüketilmemesi. Yine yemekle birlikte sıvı alınmaması bu konu çok önemlidir. Sıvıyı yemeklerden bir saat önce ya da yemekten 2 saat sonra alınması çok çok önemli bir konudur. Aşırı baharatlı yemeklerden uzak durulması, gazlı içecekler ve alkolden uzak durulması ve yine sindirimin ağızda başladığını bilerek yemek süresinin uzun tutulması önemli tavsiye edilir. Şimdi tekrar konumuza dönersek, mide sıvısının asitliğinin pH 1-3 arası olmasının öneminden ve eğer bu özellik olmazsa Neler olacağı konularını sizlere aktaracağım. Birazdan ekrana gelecek, şemalarda da görüleceği gibi mide asidi yeterli kuvvette olmazsa muhtemelen oluşacak 12 rahatsızlıktan bahsedeceğim. 1. Mide ülserinin en önemli sebebi Helicobacter pylori üremesi bu şartlarda gerçekleşir. Helicobacter pylori alkali ortamda yani asitliğin az olduğu ortamda yaşarlar ve çoğalırlar. Bazı çalışmalarda mide asidinin artmasıyla Helicobacter pylori miktarında azalma olduğu gösterilmiştir. 2. Midede asit azlığında bakteri üremesi oluşur ve bunlar bağırsak sistemine geçer ve oradan da eğer yanlış beslenmekle bağırsak yüzeyi bozulmuşsa ki bu durum yaygındır. Bunu Helicogat diye de adlandırılıyor. Bağırsağın bu rahatsızlığından dolayı kan dolaşımına geçerek kişiyi hasta ederler. Bundan dolayı birçok otoimmün hastalık da oluşabilir. Bunlar neler derseniz örneğin Hashimoto, Graves, Romatoid Artrit, Otoimmün Gastrit, Ülseratif Kolit, Çölyak, Crohn, Psoriasis, ...ve alerjiler, egzama gibi durumlar. Buna örnek verilebilir. Üçüncü olarak da ayrıca kandida dediğimiz mantarlar da... ...midede canlı kalacaklarından bağırsaklara geçerek bizleri hasta ederler. Dört, yine şaşıracağınız bir rahatsızlık. Bu rosacea dediğimiz gül hastalığı da... ...hiç tahmin edemeyeceğiniz gibi mide asit azlığından oluştuğuna dair çalışmalar vardır. Bu gül hastalığına yakalananlar tabii çeşitli kremler kullanacaklar. Ancak bunlar bir de anti asit ilaç kullanıyorlarsa bu ilaçlar da asit azlığına sebebiyet olacağı için bu rahatsızlığın tedavisini geciktirilebilir. Bu konular bu hastalara hatırlatılmalıdır. Beşinci maddemiz diğer olası rahatsızlık reflü daha önce de bahsettiğimiz gibi asit azlığından ve yeterli safra tuzları ve pankreas enzimlerinin olmamasından dolayı sindirilemeyen besinler ve sıvılar yemek borusu mide bağlantısındaki sifinkter kapalı olmadığı için yukarı yemek borusuna kaçar. 6. Yine asit azlığında mide şişkinliği, gaz oluşumu artar. Sindirilemeyen gıdalar midede fermente olurlar ve gaz oluştururlar. Bu da midede baskı oluşturur ve özefagiyal sifinkleri yani yemek borusuyla mide arasındaki sifinkleri kapakçıyı zorlayarak sıvı yemek borusuna kaçar. Kabızlık da 7. maddemiz. Sindirilemeyen besinlerin mide alt kısmında olan pilorik sifinklerden yani kapaktan geçerek önce ince bağırsak oradan da kalın bağırsakta uzun süre kalması sonucu besinlerin sindirilmeden kalması sonucu oluşur. Sekizinci maddemiz ayrıca mide asit azlığından dolayı emilemeyen vitaminler ve mineraller vardır. Bunlara örnek demir, magnezyum, çinko ve B12 gösterilebilir. Sadece mide asidinin kuvvetli olduğu yani pH 1 ile 3 arası olduğunda bir intrinsic faktör dediğimiz bir faktör ortaya çıkar ve bu faktör B12'ye bağlanarak bunun emilmesini sağlar. Aksi durumda b 12 de emilemez. Bu konuda çok önemlidir. Dokuzuncu maddemiz ayrıca rahatsız bağırsak sendromu denilen IBS oluşur. Onuncu maddemiz depresyon ve anksiyete olma olasılığımız artar. Onbirinci madde enfeksiyona direncimiz azalır. Yani mikrobiyal hastalıklara yatkınlığımız artar. On iki, ayrıca açık satılan ambalajsız gıdalarla vücudumuza giren aflatoksin gibi çok zararlı maddeler düşük asitli mide ortamında bertaraf edilemediğinden kanser kanser dahil birçok hastalığa neden olur. Evet sayın izleyicilerim gördüğünüz gibi bir mide asit azlığının yemeklerde bol sıvı kullanarak bu durumu sebep olan kişilerde neler olabileceğine dair önemli açıklamalarda bulundum. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla. Merhaba sayın izleyicilerim. Reflü ile ilgili yaptığım videonun devamı niteliğinde olan bu bölümde reflüyü önlemek için kullanılması gereken ürünleri, özelliklerini, nasıl etki ettiklerini ve D vitamininin reflü tedavisindeki öneminden bahsedeceğim. videomda bahsi geçen ürünleri kısaca isim olarak adlandırırsam organik elma sirkesi en başa alıyorum. Probiyotikler, betain asel ve pepsin'den oluşan ürün, enzimler, D vitamini, magnezyum, B12 ve kalsiyum. İlk olarak organik elma sirkesi ile başlayalım. Organik elma sirkesinin sağlığa faydalı 13 özelliğini sizlere anlatacağım. Birincisi sindirimi hareketlendirir ve enzimleri harekete geçirir. Dolayısıyla metabolizmayı hızlandırır. İkinci özelliği patojenleri yani hastalık yapıcı mikroorganizmaları kontrol eder. Onların vücudumuza zararlı hale gelmesini engeller. Üçüncüsü vitamin ve mineral eminimini artırır. B12, folat, çinko, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi minerallerin emilimi mide asit azlığı olursa oluşmaz. Dördüncüsü mide pH'ını düşürdüğü için yani asitlik kuvvetini artırdığı için sindirim bozukluğunu önler, gaz oluşumunu ve şişkinliği giderir. Beşincisi reflüyü azaltır. Altıncısı safra tuzları ve enzimlerinin işlev görmesinde yardımcı olur. Yedinci faydası proteinlerin sindirimine katkı sağlar. Sekizinci özelliği kan şekerini ve insülünü kontrol eder. Kilo alımını azaltır. Dokuzuncu özelliği bağışıklık sistemini destekler. Beyaz kan hücrelerine yardımcı olarak mikroorganizmalara karşı savunma gücünü destekler. Onuncusu bel çevresi ve iç yağların metabolizmasını hızlandırır. 11. özelliği iyi kolesterol, HDL'yi yükseltir. 12. özellik insülin ve kan şekeri seviyelerini düzenler. 13. özellik organik elma sirkesi ayrıca kozmetik ürünü gibi de kullanılabilir. Yağlı derinin temizlenmesine yardımcı olacağından aklinin ve siyah noktaların oluşmasını engeller. Bu şekilde akne tedavisinde ve akne'nin önlenmesinde tonik gibi kullanılır. Masum gibi görünse de organik elma sirkesini düzenli tüketmeden önce kronik bir rahatsızlığınız var ise veya sürekli kullandığınız ilaçlar varsa bunlarla ilgili doktorunuzla mutlaka görüşün. Ondan sonra bu ürünü kullanın. Yüksek tansiyonu olanlar aynı zamanda diüretik yani idrar söktürücü bir ilaç kullanıyorsa organik elma sirkesi tüketmesi doğru değildir. Çünkü kan potasyum seviyelerini daha da fazla düşürebilir. Şimdi sizlere organik elma sirkeli bir içecek tarifi vereceğim. Bunu ekranda da size yansıtacağım. Bu şöyledir: bir çay bardağının yarısı kadar su. Yine bu bir çay bardağının çeyreği kadar organik elma sirkesini buna ekliyoruz. Diğer çeyrek olan sıvı kısmını da taze sıkılmış limon ilave ediyoruz. Daha sonra çok az Himalaya kaya tuzu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Bir tane stevia tablet veya yarım çay kaşığı balla bu hazırlığı tamamlıyoruz ve bunu çok iyi karıştırarak tüketime hazır hale getiriyoruz. Bir çay bardağı olan bu karışımı gün boyu yemekler sırasında ya da yemek aralarında tercihen gün boyu tüketmekte fayda olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bu karışımı miktar olarak artırmamak önemlidir. Günde 2'ye ya da 3 bölümde de tüketebilirsiniz. En doğru kullanım saati de yemeklerden 10-15 dakika önce olarak sizlere tavsiyede bulunuyorum. Çünkü bu bu şekilde asit azlığı olan kişilerde asit azlığını da gidermiş olacaklardır. Ancak özellikle söylüyorum. Bu ürünü kullanmadan önce midenizde, gastrointestinal sisteminizde başka bir rahatsızlık olmadığınızdan ilgili doktor tarafından size verilmiş bir raporun olması önemlidir. Çünkü midenizde gastrointestinal sisteminizde bir rahatsızlığınız varsa bilmeden bu ürünü kullanmanız size fayda yerine zarar getirecektir. Bunu da önemli olarak sizlere aktarıyorum. Tüketilecek bu karışım metabolizmayı hızlandırır, insülin seviyelerini düşürür, yağ depolanmasını azaltır, iştahı ve zamansız acıkmaları, baskılar fark edilmese bile devamlı kullanımda iştahı baskıladığında kaynaklı öğün başı 200-300 kalori arasında daha az kalori almanızı sağlar. Eğer hastanın insülin rezistansı, direnci varsa ya da tip 2 diyabetliyseniz organik elma sirkesini suyla sereltip bir çorba kaşığı öğleden sonra iki çorba kaşığı da gece yatmadan alınması insülin seviyelerinin düzenlenmesinde size yardımcı olacaktır. Kalsiyum, magnezyum, demir, B12 emilimi için ortamın yani mide asitliğinin pH'ının 1 ile 3 arası olması gerektiğini daha önceki konularda anlatmıştım. 50 yaş ve üzeri bireylerde asit salgısı azalacağından bu tip takviyelerin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Organik elma sirkesi karışımının Kullanılması sonucunda da reflüden ve hikayetlerinden şikayetlerinden kendinizi korunmuş olacaksınız. Ayrıca yukarıda adı geçen takviyeler kullanılıyorsa organik elma sirkesini beraber tüketmek eminimlerini artıracaktır. Şimdi reflü tedavisinde probiyotiklerin rolünü sizlere anlatacağım. Reflü hastalarının %79'u probiyotik kullanımından fayda görmüştür. Kalın bağırsak, ince bağırsak ve mide arası zararlı bakteri geçişleri probiyotik kullanımıyla önlenmiş olacaktır. Bazı faydalı bakteriler ile laktik asit üretimini tetikleyerek bağırsakları hafif asidik hale getirmeleri sindirme de ayrıca yardımcı olmaktadır. Probiyotik kullanımı ile SIBO diye tarif edilen yani ince bağırsaktaki aşırı zararlı bakteri çoğalması da önlenmiş olacaktır. Kalın bağırsak ve beyin arasında vagus siniri aracılığıyla direkt bir bağlantı vardır. Özellikle parasempatik sinir sisteminin vücudumuzdaki kapakçıkların gevşeme ve kasılması ile ilgili doğrudan ilişkisi olduğu için buradaki bilgi transferi bu açıdan önemlidir. Yani kısaca bağırsak sağlığı ve mide sağlığının iyi olması sinir sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Bu durumda genel sağlığımıza faydalıdır. Aksi durumda vagus siniri bağırsak florasından etkileneceği için bağırsak sağlığında meydana gelen bozukluğu kapakçıkların da kasılıp gevşemesini etkileyecektir. Örneğin antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florası ciddi ölçüde etkilenmektedir. Dolayısıyla reflü hastalarını da özellikle etkileyecektir. Bu nedenle probiyotik ve prebiyotik tüketmeleri bu açıdan da çok önemlidir. Keçi koyun sütünden üretilmiş kefir, lahana turşusu, şalgam suyu ya da probiyotik destek ürünlerinin tüketilmesi bu açısından tavsiye edilir. Safra tuzlarının yeterli miktarda üretimi de çok önemlidir. Eğer yeterli safra sıvısı üretimi olmazsa ince bağırsak ve duodenuma yani 12 parmak bağırsağı olası asidik sıvı geçişlerinde ki bu asidik sıvılar bağırsaklara zarar verir. Alkali özelliğinde olan yeterli safra salgısı mevcutsa asidik sıvının bağırsak cidarına vereceği zararı yani ülseri önler. Reflüsü olan Hastalar ayrıca bağırsak florasının sağlığı için prebiyotik özellikteki besinleri de yukarıda söylediğimiz gibi tüketmeye özellikle dikkat etmeliler. Yani örnek olarak posalı meyve ve sebzeler bu anlamda çok önemlidir. Reflülü bireyler asit salgısını artırmak için enzim takviyelerinden de destek alabilirler. Ayrıca yemeklerin çiğneme süresinin uzatılması, kimyasal sindirimden önce gerçekleşen fiziksel sindirimin iyi yapılmasını sağlayarak midenin iş yükünü azaltacaktır. Ayrıca hastalar öğünlerini küçük miktarlarda tutmalıdırlar. Şimdi gelelim diğer bir maddemize. Betain, asel, hidroklorik asit ve enzimlerden oluşan ürünlere. Yiyeceklerde doğal olarak betain asel bulunur. Örnek olarak pancarda, ıspanakta, biftekte, karideste bunlar vardır. Betain asel pH'ı düşürür yani asitliği artırır. Sindirime ilave katkı sağlar. B12 vitamini ve minerallerin emilimi için bu da çok önemlidir. Mide pH'ı 1 ile 3 arası olmazsa B12 ve diğer mineraller emilemez. Betain asel ve pepsin proteinlerinin sindiriminde görev alan proteaz enzimini aktive eder. Bu enzimin azlığı ve proteinlerin yeterince sindirilememesi büyük sağlık sorunlarına sebep olabilir. Betain asel ve pepsin beraber olan ürünler vardır. Ekranda da görüyorsunuz. Asit azlığı durumu 50 yaş ve üzeri kişilerde doğal olarak gerçekleşir ve her 10 yılda bir asit üretimi biraz daha azalır. O nedenle bu ürüne ayrı bir önem vermekte fayda var. Şimdi size çok önemli bilgiler aktaracağım. Yemek borusu mide arasındaki sifinkler dairesel kaslardan oluşur ve otonom sinir sistemi tarafından yönetilir. Sfinkter kasları yavaş yavaş kasılır ya da yavaş yavaş gevşer. Bu sistemin sağlıklı olması yanlış zamanda açılıp kapanmasını önlemek için önemlidir. Bunun için de kalsiyum, magnezyum ve D vitamini düzeyleri önemlidir. D vitamini eksikliği aynı zamanda stres de oluşturabilir ve stres sfinkterin kontrolsüz kasılıp gevşemesine neden olur. Özel faciyal kapakçık yani yemek borusuyla mide arasındaki bu bölüm kontrol eden diğer bir element de kalsiyumdur. Kalsiyum kas kasılmasından sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Bildiğimiz gibi kalsiyumun da emilmesi için D vitamini gereklidir. Kan seviyesindeki bir eksiklik kalsiyumun emilimini etkileyeceğinden buradaki kalsiyum yetersizliği de bu kasların yani sifinklerin kasılmasını ve gevşemesinin kontrolsüzce yapılmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda stresli bir haldeyi isek bu yine bu kapakçıkların yanlış zamanda açılıp kapanmasını etkileyecek diğer önemli bir faktördür. Hidroklorik asit azlığı Klorun azlığından da kaynaklanabilir. Yani az tuzlu diyetler asit azlığına sebebiyet verebilir. Aynı şekilde potasyumun azlığı da mide asidinin azlığına neden olan diğer bir faktördür. Bu nedenle kaliteli kaya tuzu tüketimi önemlidir. Mide asidinin azlığı ilaç kullanımına da bağlı azalabilir asit azlığına neden olabilecek diğer etkenleri sayarsak gluten içeren besinleri tüketmek, şeker tüketimi, alkol tüketimi, işlenmiş mısır yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı gibi ürünleri tüketmek ya da inek sütü tüketmek. Burada A1 tip kazein vardır. Bu konuyla ilgili videoma buradan ulaşabilirsiniz. Burada A2 süt içeren koyun keçi sütlerini tercih etmek de yine bu konularla ilgilidir. Diğer bir önemli nokta asit azlığı ve dolayısıyla midede oluşamayan sindirim sonucu gaz oluşur ve bunun basıncıyla mide fıtığı olma olasılığı da vardır. Safra kesesi de problem varsa mesela safra taşları, safra yolunu tıkamışsa yine bu sindirimi etkileyecektir ve reflünün oluşmasında bir sebep oluşturabilecektir. Bu nedenle reflü hastalığında ağız içi florasının da önemine Ayrıca değinmek istiyorum. Çok sık ağız içi antimikrobiyal sıvı kullanarak ya da gargara kullanarak bu sağlıklı yapıyı bozmamak gerekir. Dil altı uygulanan probiyotikler bu sağlıklı dengenin korunmasına da ayrıca yardımcı olacaktır. Evet sayın izleyicilerim. Bu bölümde de reflünün doğal yollarla tedavisinde organik elma sirkesinin, probiyotiklerin, beta-hinal ve pepsin içeren ürünlerin ve enzim preparatlarının rolü ve diğer önemli noktalar hakkında sizlere özet bilgiler sundum. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşın lütfen. Kalın sağlıcakla.